Bu kadar olur muydu bilmiyorum hani. Gene çalıştım, devam ettim yanında. Sonunda böyle oldu çok şükür. Ben de mutluyum hani. En azından belli yerlerde de örnek olması, böyle şeylerin çoğalması açısından güzel olur inşallah, hayırlısı olur. Hem kaleci olarak görev yaptın Trabzonspor'da hem de destek. Bir arada nasıl yürüdü, neler yaptın ekstra olarak? Önceliğim futboldu hep. Hani antrenmanları da şeyleri hiç aksatmadım. Onun yanında bulduğum zamanlar benim de onları dersten yana kullandım. Her yerde yolculuklarda akşam hani futbol dışındaki herhangi bir zamanda nerede çalışabilirsem orada çalışmaya çalıştım. Yapabileceğim kadarını yapayım dedim. Öyle bir baskı olarak görmedim dersi. Sonunda da böyle oldu. Ben sayısala liseye başlarken aslında böyle çok ileriyi düşünerek değil, fen lisesi daha hani girebileceğim en uygun yer oraydı. Öyle başladım. Sonradan okula da çok zaman olmadığı için okulla bağlı gitmek zorunda kalmadım. Eşit ağırlık daha rahat geldi. Çalışması da devamda daha rahattı. Oradan geçtim öyle. Sonuçta öğrendiğim şeyleri, çalıştığım dersleri kendim çalıştım. Liseye girerken böyle olacağını beklemiyordum sonunda da. Sonunda böyle oldu. Böyle devam ettik. İlgili neler sormak istersin? Olabilir. Hiç hatırlamıyorum o zaman ama maçlardan sonra yolculuklarda bayağı çalıştığım oldu. Genelde boş zaman oluyor. Maçların yorgunluğundan, stresinden sonra rahatlatıyor da aslında biraz uzaklaştırıyor. Boş zamanım aynı zamanda olabilir vallahi. Bir de neler söyleyeceksin? Yani onu demek için biraz erken, buradan çok öyle profesyonel, disiplinli oyuncular geçti. Hepsinden gördüm bir anlamda. Aslında küçükten beri önce derslerim, işte idmanları, önceliğim olan şeyleri hallettikten sonra sosyal kısma zaman ayırmaya çalışıyordum. Biraz rahat etmiyordum. O yüzden olabilir. Ha, derslere öncelik verdim, idmanlara öncelik, çalışmaya öncelik verdim. Sonra kalan zamanı sosyal kısımlara ayırdım. Tabii ayırdım oraya da. Yapım geri bilmiyorum. Öyle daha rahat ediyorum. Takımda örnek aldığınız takımda Hamşik cidden o yönde çok iyi bir örnek. Hani çok fazlası o örnek alacağımızdan. Diğer yönden Berat abi çok çalışkan, Uğurcan abi çok çalışkan. Hani çok sayarım. Burada cidden öyle çok iyi örnekler var karakteristik anlamda. Hepsini gördükçe de bir motivasyon oluyor. Ben de böyle yapayım diyorsun. Gördükçe devam et. Tamam. Kamptan döndükten sonra bakacağız, tercih döneminde yardım eden hocalar da var bu alanda. Eğitimciler de, okuldan öğretmenlerim de yardım ediyor. Okul bir yanda duracak. Mümkün olduğunca zaman ayırabildikçe devam edeceğim. Sonra ilerisi için sonra düşünüyorum. Şu anlık yani üniversitenin bir kenarda kazanılıp durması benim için daha iyi. Direkt net hani kesin karar verdim diyemem. Öncelik hukuk düşünüyorum, psikoloji bilmiyorum hangisi. İlgi alanlarıma göre diyorum bunları tabii. Okuması da bir yandan daha rahat olur benim için. Onları konuşacağım. Detaylarını ben de üniversiteye gitmedim. İlk defa bakacağız nasıl olursa artık. Dönünce planlarız. Hukuku istemenin ayrı bir nedeni var mı? İstemem. Annem avukat, küçükten beri bayağı git gel adliyelere şeyleri, etrafı da annemin arkadaşları, o çevremde öyle büyüdüm diyeyim, etkisi oldu. Daha rahat hissediyorum, o da daha ilgimi çekiyor. Devamında da daha bilmiyorum, daha rahat olur benim için diyeyim kısaca. Haberi sor geldi. Başta sınavı benden önce annem açıklandığını, o beni aradı kaç defa. Oradan sonra gördüm, ben de annemle paylaştım. Oradan sonra kulübün paylaşımı, ilgi göstermesi bu kadar yayması cidden çok hoşuma gitti. Benim yapabileceğimden çok daha uzaklara gitti hani bu olay. Beni de mutlu etti. İnsanlar da çok güzel tepkiler verdi. Böyle bir şeyin çoğalmasını istemeleri, buna örnek göstermeleri çok hoş. İnşallah da daha ilerini görürüz. Tamam. Ya, öncelikle Erci abi, Berdi abi için hayırlı olsun diyeyim. Gerçekten çok iyi, hem saha içinde hem saha dışında çok iyi abilerdi. Şimdiki için ya hem Uğurcan abi, Taha abi, hem öğrenmek için çok iyi birer kaleciler, hem de onlarla rekabet ederken, nasıl diyeyim, rekabet ettiğin sırada çok şey öğreniyorsun ve onları geçmeye çalışmak, aslında Uğurcan abinin ne seviyede olduğunu biliyoruz, Taha abinin potansiyelini biliyoruz. Onlarla rekabet ettiğinde farkında olmadan çok daha iyi yerlere geliyorsun. Şu anlık daha yaşım genç belki, yani futbola göre diyemeyiz, Avrupa'ya şeye göre, ama yaşım buradakilere göre genç. Öğrenip devam edeceğim. Zamanla değişik göreceğim. Tabii önce oynamak istiyorum. Burada olur. Belki tecrübe kazanıp tekrar burada oynamak. En nihayetinde alabileceğimiz en iyi hedef Trabzonspor. Sonrası için sonra konuşuyoruz şu an. Uzun için bir şeyler demeyeyim. Teşekkür ederim.